Günaydın, herkese iyi haftalar. Cuma günkü kapanışla beraber Nasdaq'ta kapanış bazında yeni bir zirve kaydetmiş oldu. Şunu biraz daha geriye alırsak görüyorsunuz ayın 5'i itibariyle tarihinin en yüksek, en büyük yükselişini kaydetti. Şurada intraday'e baktığımızda ise henüz bir 10 puanlık yükseliş daha söz konusu olmalı. Uzun vade baktığımızda aslında Nasdaq'ın S&P'ye oranla çok daha zayıf bir yeni zirve yaptığını görüyoruz. Yani şurada gördüğünüz en yüksek seviyeyi ancak çok marjinal olarak aştı diyebiliriz. Bir 80-100 puanlık bir aşma söz konusu. Dolayısıyla aslında Nasdaq tarafındaki gerçek yükseliş geldiğinde çok daha sert bir hareket olacaktır diye düşünüyorum. Yani şuradaki aşağı yukarı üçlü bir direnci aşıyor olacak. Dolayısıyla çok marjinal bir yeni zirve olmasına rağmen yakından takip edilmeli pozitif bir gelişme. Eğer bunun üzerine net bir şekilde çıkarsak, yani bir tuzakla karşı karşıya değilsek, ki ben bir yıllık dönemde baktığımızda öyle olmadığını düşünüyorum. Nasdaq tarafında daha agresif, S&P'den daha kuvvetli bir yükseliş görmemiz söz konusu olacak. Şu anda geride kalan endeks, cumartesi günkü mailimde de paylaştığım gibi Russell endeksi. Russell biliyorsunuz daha hızlı bir şekilde yeni zirveler yapmıştı ama özellikle son zirvesinden bu yana bir yıldır aşağıdan takip ediyor. Dolayısıyla Russell tarafında da, ki burada baktığınızda çeşitli güzel formasyonlardan bahsetmek mümkün. Ama Russell tarafında da 1300'ler aşıldığında 3 ana endekste, buna Dow Jones'u da tabii ekleyebiliriz, 4 ana endekste kuvvetli bir yükseliş başlamış olacak ve çok ciddi de bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Tabii kısa vade baktığımızda cuma günkü yükselişle beraber ve olumlu gelen, kuvvetli gelen veriyle beraber VIX'te yeniden net bir geri çekilme oldu. 12 seviyesinde altına düştük. Daha önce de paylaştığım gibi bu seviyeler biraz rahatsız edici seviyeler. Bir düzeltmenin gelmesini gerektiren seviyeler. Ama dikkatli olmamız gereken de, eğer yeni bir boğa piyasası başladıysa, yani bütün endekslerin yeni zirveler yaptığı bir piyasaya bakıyorsak, o zaman büyük bir ihtimalle VIX düşük seviyelerde kalmayı sürdürecektir ve endeksler sert bir şekilde yukarıya doğru gidecektir. Dolayısıyla bir düzeltme ihtimalinin hala VIX nedeniyle kuvvetli var olduğunu düşünsek de, orta vadede önümüzde bir rally nedeniyle çok da ısrarcı olmamak gerekecek diye düşünüyorum. Haftanın ilk önemli verisi Çin tarafından geldi. Detayları çok fazla paylaşmayacağım. Sabahki mailde zaten üzerinden gittim ama görüyorsunuz gerek yuan bazında gerekse dolar bazında ithalat tarafında ciddi bir problem var. Yani iç piyasanın çok kuvvetli büyümediğini görüyoruz. Tabii bunun belli bir kısmı artık ithal edilen bazı malların içeride üretiliyor olması, yani sanayinin kabuk değiştiriyor olması vesaire de var ama önemli bir kısmı ticaretin problemli olmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla şuradaki ticaret fazlasının artı vermesi, daha doğrusu daha fazla artı vermesini çok olumlu bir gelişme olarak da değerlendirmek mümkün değil. Ama genel olarak fiyatlamalara baktığımızda görüyorsunuz yatay bir hareket var yuan tarafında. Endekse de baktığımızda Asya'nın yeşil olduğunu görüyoruz. Tabii sabahki yine mailde paylaşmıştım. Gerek kömürde gerekse demir cevherinde kuvvetli de yukarıya doğru hareketler var. Hemen Asya'dan devam edelim. Japonya tarafında tabii doğal olarak Amerika'daki kuvvetli hareketle beraber net bir yukarı görüyoruz. Diğer piyasalara da baktığımızda hafif artılar seyrediliyor. Amerika'da açıklanacak olan önemli bir veri yok. Şu gösterge zaten işsizlik oranıyla çok büyük oranda birebir olduğu için çok ağırlık vermiyorum. Avrupa tarafına geldiğimizde de özellikle endüstriyel üretim Almanya tarafından gelecek olan veri önemli olacaktır. Buradan paritelere geçelim. Cuma günü olumlu gelen veriyle beraber sert bir şekilde aşağı bir hareket gördük. Aslında hala ana seviyelerin kırılmadığını görüyoruz. Yani gerek
aşağı yönlü baktığımızda, gerek yukarı yönlü baktığımızda çok net bir kırılmadan bahsetmek mümkün değil. Dolayısıyla hala aynı görüntü söz konusu. Evet, yukarıya doğru gidemiyoruz ama aşağıya doğrudan 200 günlük ortalamadan destek bulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hala buradan net bir hareketten bahsetmek mümkün değil. 1.09, 1.10'ların altına gelmemiz gerekiyor ki biraz daha satış baskısının arttığından bahsedebilelim. Standart göstergelere baktığımızda çok önemli bir satış olmadığını görüyoruz yine Cuma günkü veriye rağmen. Dolayısıyla piyasa şu anda en azından çok büyük bir düşüşe hazırlanmıyor gibi gözüküyor. Elbette Cuma günkü veri sert bir şekilde Amerikan 10 yıllıkları üzerinde etkili olduğundan spread'in de kapanmaya başladığını görüyoruz. Son olarak da swap rate'lere baktığınızda, ki birazdan Libor'a da değineceğim, hafif bir toparlanma görüyoruz. Aslında piyasanın konumlanması açısından da baktığımızda CFTC verilerinde, şurada açarsak hemen görüyorsunuz short pozisyonların, tabii Cuma günkü verim burada yok, hafif bir kapanışa bile maruz kaldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla Euro dolar paritesinde şu anda yönümüzü net olarak gösterecek bir fiyat hareketiyle karşı karşıya değiliz. Ana hareketin ben aşağıya doğru olması gerektiğini düşünüyorum. Hala aynı düşüncedeyim. Geçtiğimiz dönemde de zaten benzer bir düşüncedeydim ama kırılmanın geldiğine dair de şu anda henüz bir işaret olmadığını söylemek gerekir. Pound tarafına hemen geçelim. Pound tarafında 31.70'lerin şuradaki üçgenin kırıldığını, aşağıya doğru bir hareketin geldiğini gördük. Zaten Bank of England'ın açıklamalarını detaylı paylaştığım için onun üzerinden gitmeyeceğim. Görüyorsunuz ondan sonraki harekette içeri dönmeye yönelikti ama başarısız olduğunu gördük. Tabii burada ufak bir sorun, veya sorun demeyeyim, hangi yönde pozisyon aldığınıza bağlı ama çok ciddi anlamda short pozisyonlar var. Özellikle Bank of England'la beraber bu pozisyonların daha da arttığını söylemek hatalı olmaz. Tarihinin en yüksek shortları var. Dolayısıyla aşağı yönlü hareket devam edecektir. Çünkü şu andaki dinamikler paranın kenarda beklemesine neden oluyor ama hızının biraz kesilmesine çok da şaşırmamak gerekir diye düşünüyorum. Pound'da biraz daha stoplu, en azından shortsak pozisyon almak daha mantıklı gibi gözüküyor. Japon yenine geçerek bu tarafı bitirelim. Japon yeninde görüyorsunuz olası bir ikili dip şurada söz konusu olabilir. Dolayısıyla biraz daha yakından takip edilebilir diye düşünüyorum. Şuradaki göstergenin de momentumu yine fiyat hareketiyle beraber hafif hafif yukarıya dönmeye başlamış durumda ama henüz yaşanan ana trendin kırıldığını söylemek de söz konusu değil. Tabii Japon yeni piyasa ilişkisinin biraz kırıldığını geçtiğimiz günlerde de paylaşmıştım. Orada hala carry trade bazlı bakanlar var ama Amerika'da endeks net bir şekilde Japon yenine bakmadan sert bir şekilde yukarı hareketini sürdürüyor. Şurada genel konumlanmaya da bakarsak aslında piyasanın da Japon yeni long olmayı sürdürdüğünü, rekor seviyelerin biraz da altında ama sürdürdüğünü görüyoruz. Çok büyük bir önemli bir gelişme olmasa da 99-100 aralığını boş korumaya çalışacaktır. Dolayısıyla o seviyelerde alım değinebilir diye düşünüyorum kısa vadeli taktik hareketler olarak. Kanada dolarına da bir son demiştim Japon yeni ama Kanada dolarına da geçtiğimiz günlerde bahsetmiştim, tekrar bakmakta fayda var. Kanada'daki verilere baktığımızda Cuma günü ciddi anlamda zayıf geldiğini gördük. Dolayısıyla bu seviyelerin 32'lerin aşılmasıyla beraber 200 günlük ortalama ve daha sonra üstündeki seviyelerinde görünmesini bekliyorum. Şurada hemen Cuma günkü verilere bir geri dönelim. Görüyorsunuz ticaret dengesinde bir bozulma var. Yine istihdam tarafı beklenenden çok daha zayıf, daha doğrusu beklenen toparlanmasıydı. Çok daha zayıf bir hareket olduğunu görüyoruz. Tam zamanlı istihdamda problem var. Yine part-time tarafta bir toparlanma var. Katılım oranı düşüyor. Dolayısıyla sadece petrol kaynaklı değil, detaylarını
verilerine bakarsanız genel Kanada endüstrisinde büyümesinde problem olduğunu görebiliyoruz. Bu da kur üzerinde baskı yaratıyor. 1.32 seviyesini yakından takip etmek gerekir. Metaller tarafında doğal olarak cuma günü gelen veri altın tarafında ciddi bir satışa neden oldu. Böylece ikinci defa şurada açarsak, hatta üçüncü defa da diyebiliriz çünkü gün içinde de denemeler vardı. 1362'yi aşabilme denemesi başarısız oldu. Şu anda da yavaş yavaş daha aşağıya doğru bir hareketin başladığını görüyoruz. Bu seviyeler, yani 1362, günlük bazda bakarsak 1368 seviyelerinin aşılması durumunda altın toparlayacaktır ama burada da çok ciddi long pozisyonlar sürdürülüyor hala. Gümüşte de benzer bir durum var. Bunu da birkaç haftadır zaten paylaşıyorum. Spekülatif long pozisyonlar herkesin bu piyasada olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla o kırılmayı sağlayacak açlık piyasada bence yok. Daha önce de söylemiştim, 99-2009 aralığındaki yaşanan yavaş yükselişi biz burada birkaç ay içinde, yılın ilk döneminde yaşadık. Şuradaki pozisyon konumlanmasından bahsediyorum. Dolayısıyla altın tarafındaki yukarı hareketin biraz daha longların azalmasından sonra gelebileceğini düşünüyorum. Keza benzer bir durum gümüş için de geçerli. Orada da çok yüksek oranda long pozisyonlar var. Her ikisinde de net bir azalmadan sonra yukarı hareketin devam etmesi daha mantıklı geliyor bana. Dolayısıyla şu andaki 1337-1340'lı seviyelerden 1300'lere doğru bence geri çekilme devam etmeli. 1362 aşılmadığı sürece sert bir geri çekilmeye uygun bir ortam var. Burada da gümüş noktalarını görüyorsunuz. Orada da muhtemelen biraz daha düşük seviyeler gelecektir. Tabii aynı zamanda 10 yıllıklar, daha doğrusu term premium, ama 10 yıllıkların genel seyrine de bakabiliriz. 10 yıllıklarda da 1.36'dan 1.58'lere bir hareket oldu. Bu henüz önemli bir kırılmayı peşinden getirmiş değil. Şurada biraz daha sıkıştırırsak, şurada göreceksiniz 60'lı 65'li seviyelerin aşılması gerekiyor ki yukarıya doğru 10 yıllıklarda net bir hareketten bahsedeyim, ama en azından dip seviyelerin üzerinde olması biraz daha baskı yaratıyor. Tabi burada yine benzer bir şekilde geçtiğimiz günlerde paylaşmıştım. Bakın, Japon 10 yıllıklarında da sıfıra doğru bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Bu tip hareketleri daha önce de gördük. Dolayısıyla aşırı anlam yüklenmek gerekiyor. Ama aşağı yukarı -0.30'lardan sıfırlara gelmiş durumdayız. Keza Alman 10 yıllıklarında benzer bir durum var. Şunu da açarsak, burada da sıfıra doğru bir toparlanma söz konusu. Genel olarak bono piyasasında bir kıpırdanma var. Bu daha önceki dönemlerde gördüğümüz gibi sahte bir kıpırdanma mı, bunu söyleyebilmek zor. Ama en azından Japon tahvillerindeki bu hareketi not etmek gerekir diye düşünüyorum. Tabii son birkaç mailimde ve videoda da paylaşmıştım. Libor tarafında kısmen likit fonlarda yapılan yeni regülasyonlar, bunun detaylarını yazdığım için çok fazla paylaşmıyorum, ama kısmen likit fonlardaki regülasyonlardaki değişim, kısmen Avrupa bankacılık sistemi ve genel Japonya, İngiltere, özellikle Japonya'ya da benzer açıklamalar gördük. Bojun paketinde de vardı. Dolar likiditesine yönelik talep buradaki hareketi yukarıya doğru itiyor. 0.80'lere geldik ki geçtiğimiz senenin başında 0.20'lerdeydik. Yani ufak tefek bir hareketten bahsetmiyoruz. Yine bankalar arası piyasadaki durumu göstermesi açısından da görüyorsunuz, bakın 2012'ye oranla daha düşük seviyelerdeyiz. Farklı nedenlerden, tekrar onun altını çiziyorum, biraz farklı nedenlerden de çıkıyor. Ama tamamen de regülasyonlardan kaynaklanan bir yükseliş değil bu. Burada da görüyorsunuz yukarı yönlü baskı artıyor. Bu ikisini de not etmek lazım. Neden? Çünkü bu tip likidite ile ilgili olabilecek baskılar varsa eğer piyasa göstergeleri üzerinde, bu işler kötüye gidiyor olmasına rağmen
altın üzerinde de baskı yaratır. Yani likidite söz konusu olduğunda şu andaki global sistemde dolara geçmek durumdasınız. Burada gördüğünüz de az önceki Libor vesaire dolar fonlaması açısından bir soruna veya dikkat etmemiz gereken bir noktaya işaret ediyordu. Böyle bir ortamda altın fiyatları da mutlaka baskı altında kalacaktır. Dolayısıyla 1362'nin aşılıp aşılmadığına dikkatli bir şekilde bakmamız gerekir. Son olarak petrol tarafına da bakarak bitirmek istiyorum. Petrolde yeniden dondurma, işte Eylül ayındaki toplantıda ortak bir karara varma gibi konular yeniden ısıtılarak gündeme getiriliyor. Piyasa buna ne kadar inanır bunu söyleyebilmek zor ama genel olarak baktığımızda şurada bir şunu jenerik kontrat üzerinden göstereyim. Bir omuz baş omuz olası bir omuz baş omuz formasyonu yavaş yavaş görünmeye başlıyor. Dolayısıyla şurada görüyorsunuz oluşabilir. Yani şu anda yavaş simetrik bir şekilde oluşuyor gibi. Dolayısıyla buradan eğer tekrar yukarıya doğru sert bir hareket görebilirsek artık piyasa burada önemli bir dibin oluştuğuna, yukarı hareketin başladığına dair teknik olarak bir görüşe hakim sahip olacaktır. O açıdan da bu seviyelerde ne olup bittiğini görmek lazım. Ben şu an için çok heyecanlandıran bir emtia değil benim petrol ama bu seviyelerden de yukarıya doğru bir hareket başlatabilirse o zaman kesinlikle takip etmek lazım. Tabii Kanada doları, Rus rublesi gibi para birimlerine olan etkisini de unutmamak gerekiyor. Tekrar herkese iyi haftalar diliyorum.